Şimdi sizleri Rize'de yaşayan Ali Rıza amcayla tanıştıracağız. O Rize'ye ilk demir yolunu getiren kişi. Nasıl mı? İşte cevabı. Rize'de tren yok demeyin. Var. Üstelik tam 25 yıldır. Var var. 25 senedir var. Her yere gitmiyor ama bizim işimiz çok kolaylaştırdı. Ne teleferik ne de tren. İkisinin ortasında bir taşıma aracı. Ama kesin olan bir şey var ki o da Rize'nin ilk demir yolu oldu. Camiye gideceğiz. Tağa dolaşacağız oralardan. Buradan hemen aşağıya iniyoruz. Aşağıda bir de arazamız var. Buradan daha kısa oluyor ya iniyoruz. Yol yok. Yapacak başka çare yok. Ali Rıza Yıldız Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Hüseyin Hoca köyünde yaşıyor. Yıllarca inşaat işleriyle uğraşan Yıldız, çeyrek asır önce yol olmayan evine ulaşımı sağlamak için sıra dışı bir yöntem seçti. Biz bu evi yaparken bu yol yoktu. Ondan sonra yol istedik, verilmedi. Teleferik zaten Karadeniz'in olmazsa olmaz aracı. Ancak bu kez Rize'ye Karadeniz usulü trende geldi. Gelen bu olmaz, bu çalışmaz, moral bozuluyor. Allah'a şükür yaptık. Ali Rıza Yıldız olmaz yapamazsın diyenleri inat kolları sıvadı. Çay bahçesi içinden yola kadar yaklaşık 200 metre ray döşedi. Böyle yukarıya çıkıyor. Şunla duruyor. Şunla aşağı iniyor. Şunla da aşağı inerken duruyor. Ali Rıza amca ve Harbiye teyzenin Rize usulü tren yolculuğu tam 5 dakika sürüyor. Çay bahçeleri arasında muhteşem manzara eşliğindeki o yolculuk yol kenarında işte tam bu noktada son buluyor. Görenler ne diyor bu sisteme? Gören hiç görmeyenler, buradaki insanlar alıştı da görmeyenler bir şaşırıyor yani. Karadeniz usulü tren ulaşım ihtiyacını karşılamak için yapıldı. Demir yolu 45 yıllık evli çifte yaşlılıklarında da büyük kolaylık sağlıyor. Kaç dakika ineceksiniz aşağıya? 5 dakika sona iniyor. Güvenli mi? Ha? Güvenli mi? Güvenli mi? Vallahi 25 senedir çalışıyor şeyde kulağına kuşum. Daha bir şey olmadı. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.